Merhabalar değerli İklim Ekonomisi izleyicileri. Şu an yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Çok saygın bir konuğumuz var. Ama izin verirseniz ben konuğumuzdan rica edeyim kendini tanısın. Mücella Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Mücella Kantaroğlu Tarhan. Yaklaşık 30 yıldır turizmle uğraşıyorum. Turizmin değişik dallarında görev aldım. Şu anda da kendi şirketimle hala aktif olarak devam ediyorum. Bunun yanında TÜRSAP bünyesinde yönetim kurulu üyeliğine devam ediyorsunuz. Devam ediyorum. Tebrik ediyoruz ama bir cümleyle TÜRSAP'ı açıklar mısınız bize? TÜRSAP 1618 nolu yasayla kurulmuş yarı kamu kuruluşudur. Biz STK'yız. Amacımız seyahat acentalarının sorunlarına çözüm üretmek, Türkiye tanıtımına katkı sağlamak diye özetleyebiliriz. Özetliyorsun. Peki iklim ve turizm arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Valla iklim değişiklikleri ilk etkilendiği sektör aslında turizm. Şimdi dünya ölçeğine baktığımızda dünyanın gayri safi milli hasılasının yaklaşık %15'ini turizm oluşturuyor. Dünya ölçeğinde duruştuğumuzda. Şimdi arada sırada böyle gireceğim. Hoşgörünüzü sunuyorum. Şimdi ya, turizm ile iklim nasıl birbirini olumlu olumsuz etkiliyor? Onu özellikle biraz açıklar mısınız? Bir de vatandaşlara düşen görev ne? Yani sıradaki evinde oturup bizi izleyen bir vatandaş iklim değişikliğine karşı olumlu ya da olumsuz neler yapmalı? Şimdi iklim değişikliği dediğimizde tabii hani o kadar geniş bir konu. Biz onu turizme daralttığımızda şöyle söyleyeyim size. Zaten son günlerde de hep gündeme geliyor. Havanın ısınmasıyla birlikte turizm alışkanlıkları da değişecektir. Yani önümüzdeki bu 100 yılın sonuna kadar beklenen ısı artışından sonra mesela bir kar tepeye gidip kayak yapıp toplantı yapamayacaksınız Ege'de olarak. Çünkü artık kar kalmayacak. Gerçi bu yılda sadece bir gün yağdı, yani kar gördük orada. Yani her geçen zaman artarak tabii ki devam edecek. Kayak turizmini olumsuz etkileyecek. Kayak turizmini olumsuz etkileyecek ve bazı tesisler belki gerçekten kar sınırının altında kalacak. Yani 100 yılın sonuna kadar Avrupa'da yapılan bir araştırmada 1800 metrenin ve üzerinde ancak kar olabileceği. Bu durumdan tabii Uludağ biraz etkilenir. 2400 zirve çünkü. Evet. Tesisleri artık kayak tesisi olarak kullanılamayacak. Belki Erciyes falan döken o kadar etkilenmeyecektir 3000 küsür metrelerde olduğu için ama daha alt kesimlerde yapılan tesisler ve kayak tesisleri örneğin artık hayata devam edemeyecekler çünkü kar yok. Atıl kalacaklar. Atıl diyorsunuz kalacaklar. Değil mi? Yani o fonksiyonun dışına çıkacaklar. Aynen. Peki o. Siz TÜRSAP olarak iklim değişikliği konusunda çalışmalarınız var mı? Neler yapıyorsunuz? Şimdi biz TÜRSAP olarak çok taze bir yönetimimiz biliyorsunuz. Seçileli daha bir ay oldu. Geçmiş dönemlerde de bildiğim kadarıyla zaten Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin yaptığı iklim çalıştaylarına destek veriyorduk. O desteklerimizi devam ettireceğiz. Çok önemli bir konu. Yani şimdi iklim değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz buzulların erimesiyle dünyadaki deniz seviyeleri artıyor. Bizim de üç tarafımız denizle çevrili olduğu için biz doğrudan doğruya etkileneceğiz. Yani birçok sahil şeridimiz belki önümüzdeki yüzyıl sular altında kalacak. Yani bugün işte deniz, kum, güneş, beş öğün, beleş diye akın akın gelen turistler belki gerçekten gelemeyecekler. Çünkü o bekledikleri doğa güzelliğini bulamayacaklar. Özellikle sahil erozyonu çok büyük ölçüde gerçekleşeceği için bu suların yükselmesiyle birlikte. Ya da iklimler, mevsimler kalacak. Yani Akdeniz Havzası'nda Temmuz-Ağustos aylarındaki o olan turist akımı olmayacak. Belki onlar daha çok ilk ve sonbahara kayacaklardır. Yani bu tarz değişiklikler olacaktır. Şimdi mesela Doğu ve Güney Afrika'ya baktığınızda oradaki yine iklimin sıcaklığın çok artmasından dolayı bir takım hayvan türleri yok olacağı için belki safari turları artık eskisi gibi yapılamayacaktır. İlgi çekmeyecek diyorsunuz. Hem o olacak hem bu ısı farklılığından işte yağmurlu, güneşli, hava dengesi çok daha
farklı olacağı için altyapı sorunu çıkacak ortaya. Evet. Yani birçok sorunla bekliyor bizi. Özür diliyorum. Şu anda iklim değişikliği konusunda dünya dönülmez noktada mı yoksa hala şans var mı? Görüyor musunuz? Var biliyorsunuz, Kyoto toplantıları yapılıyor, CERMA toplantıları yapılıyor. Bu konuda yıllardır çalışılıyor ki buna da önem verilmesi gerekiyor. Şimdi turizmin en önemli ayağından biri olan ulaşımdır. Yani hava yollarının bu kadar yoğun kullanılması iklim değişikliğini tetikleyen bir etken. Yani o sera gazlarının yayılımı, işte kerozin tüketiminin havada olması tabii daha çok etkiliyor çevre kirliliğini. Fakat sanıldığı gibi bu charter şirketlerinin ya da low cost carrier'ların çoğalması bu işi daha fazla tetiklemiyor. Tam tersi, çünkü onlar çok optimize ederek uçuyorlar. Yani nedir? O dolmuş uçakları dediğimiz charter uçakları. Evet, evet, dolmuş uçaklar. Dolmuş uçak deniyor yani. Türkçe tabii, tabii, öyle bir tabiri tabii, olabilir. Doğrusu o. Gerçekten doldurulup hareket edildiği için ve tam kapasiteyle tam çalışmış, oluyor. Çalışmış oluyor. Ona göre hızını ona göre ayarlıyor ki tüketimi çok fazla olmasın. Bunlara dikkat edebiliyor o charter uçakları. Yani tarifeli uçaklarda tabii daha farklı bir çözüm bulması gerekiyor. Boş bile olsa gerekiyor. Kalkmak zorunda. Tabii, tabii. Peki onlara izin verirseniz Mücella Hanım, iki sorum var. Bir, siz kişisel olarak iklim değişikliğine karşı ne önlemler alıyorsunuz kendiniz şahsen? Söyleyeyim size, bir, ben klima kullanmıyorum evde. İki, arabam olmasına rağmen mümkün olduğu kadar toplu taşımı kullanıyorum. Tükettiğim ürünlerde yerel ürün olmasına dikkat ediyorum. Ki Türkiye'de bu biliyorsunuz çok zor artık. Çünkü her şeyi ithal eder duruma geldik. Çünkü tükettiğiniz her ithal ürün aslında çevreye verdiğiniz bir zarardır. Onun getirilmesi, taşıtılması vesaireyle ilgili. Ben bunlara özen gösteriyorum. Yerel ürünleri tüketmeye çalışıyorum. Sebzemi, meyvemi yerel üreticilerden direkt almaya çalışıyorum. Suyumu kullanırken dikkatli kullanıyorum. Yani en aşağısında üstünüze düşen görevi yapmış oluyorsunuz. Ben yapıyorum kendi, diye düşünüyorum. Herkes yaparsa. Evet. Peki bir başka son soru hemen hemen. Bizi izleyen izleyicilere önerileriniz neler? Özellikle genç kardeşlerimiz vardır belki şu an ekran başında bizi izleyen. Çevreye duyarlı olsunlar. Yani özellikle gençlerimiz bizim geleceğimizse, çünkü bizden daha fazla onlar etkilenecekler bu iklim değişikliğinden. Lütfen ignoransınızı kaldırın ortadan. Çünkü sanki böyle bir şey yokmuş gibi yaşanıyor. Mümkün olduğu kadar öyle arabalara, özel şeylere özenmeyin. Toplu taşıtlarla devam edin. Ve çevrenizde gerçekten bu tür çalışmalar sağlayan derneklere, birliklere katılın. Geleceğinizi belirleyin derim. Peki programın sonuna gelmeden şu sözü alabilir miyiz? Siz üyesi, yönetim kurulu üyesi olduğunuz Türkiye'nin en önde gelen turizm kuruluşu TÜRSAP. Bundan sonra daha koordineli şekilde iklim değişikliğiyle mücadele konusuna gayretleriniz olacak mı? En aşağısından onları zorlayacak mısınız? Kesinlikle olacak. Yani yönetime geldiğimizden beri örneğin artık tek kullanımlık bardakları kaldırdık. Çok önemli. Çok önemli. Yani şu kağıt bardaklar mı? Kağıt bardakları kaldırdık. Mesela yaptığımız kongrelerde mümkün olduğu kadar çevreye duyarlı kongreler yapmak istiyoruz. Çok önemli. Yani o kağıt tabaklar, kağıt bardaklar, işte plastik çatal bıçak, plastik kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sunduğumuz ürünlerde yine yerel ürünlere yönlenmeye çalışıyoruz. Biz sanıyorum üzerimize düşeni yapıyoruz. Peki bünyenizde kaç turizm kuruluşu var? Kaç üyeniz var? Bizim yaklaşık 10 bin üyemiz var. Yani eğer 10 bin üyede bu sistemi yaparsanız inanılmaz bir katkı sağlamış olacaksınız. Öyle görünüyor. Yani 10 bin üye çarpı çalışanları da kattığınızda gerçekten, bir de turizmin etkilediği alanları kattığınızda büyük bir etkimiz olacağını düşünüyorum. Yani o zaman iklim değişikliğine karşı mücadelede bir güzel ışık gördük. Evet. Dileriz bu ışık daha böyle kapsamı İnşallah. Genişler. En aşağısından biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak üzerimize düşeni yaparız ki iklim değişikliğiyle mücadele zaten
bütün ülkelerin, bütün insanların, bizim burada olduğu kadar şu anda Pekin'de kahve içen adamın da sorumluluğu veya hanımın da sorumluluğunda olan bir konu. Bir tek Amerika kendini bunun dışında biraz Amerika tutmaya çalışıyor. Amerika zaten dünyayı mahveden, bu iklim değişikliği konusunda da mahveden zaten ülke. Ne yazık ki öyle. Evet. Dileriz bir dahaki programı İngilizce yaparız. Amerikalılar da belki bizi duyar da onlar evet. da kendilerine gelirler. Verdiğiniz katkılar için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Evet.